Gelelim projemize. Siz mi açıklamak istersiniz? Ben mi başlayayım? Senin fikrinde sen başla. Tamam. Bence. Ben bu konuda bir düşündüm. Ondan sonra Kamil Bey'e açayım dedim. Şimdi biz Yerli Yükseliyor Hashtag ile bir kampanya başlatmıştık. Zaten bir sürü çizer arkadaşımız da. Şu an kitabı çıkan ya da çıkmakta olan ya da daha çizim aşamasında olan Türk çizgi roman karakterlerinin hepsini bir resmettiler. Hepsinin olduğu bir resmi paylaştılar. Yaklaşık bir herhalde 7-8 çizer çizim yaptı diye tahmin ediyorum, değil mi? Yapmıştır. Ben de şey düşündüm. Ondan sonra Kamil Bey'i açtım. Tabii bu sadece benim inisiyatifimde olan bir şey değil. Çünkü çok fazla karakter var işin içinde. Bu Yerli Yükseliyor Hashtag'inde olan karakterlerin Avengers takımı gibi. Justice League ekibi gibi, Suicide Squad ekibi gibi, yani hepsinin içinde bulunduğu bir çizgi roman yazılıp çizilse Yerli Yükseliyor Hashtag için daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Fakat hani ben karakterimi kullanabilirim bu kitapta. Kamil Atsız'ı kullanabilir. Fakat diğer arkadaşlar izin verecekler mi, vermeyecekler mi? Bunu konuştuk. Ben şey diye düşündüm. Tabii bütün fikirleri açığız arkadaşlar bu yayından sonra. Bana ya da Kamil Bey'e ulaşarak konuşabiliriz. Bu ekibin bir senaryosu yazılması gerekiyor. Yani bir yazar ekibi oluşması gerekiyor. Yazılan iş için bence önce bir jüri oluşturulmalı diye düşünüyorum. Beş kişilik bir jüri seçip o jürinin seçtiği hikaye seçilen ve çizer arkadaş tarafından çizilip artık yayın evi mi olur? Biz kendimiz mi bastırırız bilmiyorum. Bir şekilde bu işin hayata geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hayata geçerse HD yani Yerli Yükseliyor HD'deki o zaman Yerli Yükseliyor olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok harika bir fikir bence. Ben çok beğendim. Kesinlikle olmak isterim. Olmak isteyen arkadaşlar da olacağını düşünüyorum. Hani 4 sayılık, 5 sayılık bir şey yapılabilir fasikül olarak. Sonra da cilt olarak basılabilir. Böylece henüz basamayanların karakterlerini de tanıtmış oluruz. Baskılı bir şekilde piyasaya çıkmış olur. Onun dışında yani biraz zor. Herkes kendi işini bastıktan sonra bir ekip kurmak bence zor olur. En azından bu karakterlerin tanıtılması ve bilinmesi açısından motivasyon da sağlar yazarına ve çizerine. Bence güzel bir fikir. Dediğim gibi hani bir pilot bölüm yazılır. İşte her karakter sahibine gösterilir. Eğer beğenirlerse o doğrultuda bir şey olabilir ya da her karakter kendi bölümünü çizebilir. Ama belli bir hikaye doğrultusunda. O şey, yani çok fazla düşünüp üstüne yapılabilecek bir iş bence. Yani dediğim gibi biz şu an fikri sunduk ortaya arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar izin verirlerse böyle bir şey. Yani benim karakterimi kullanabilirsin. Tabii ki herkesin bilgisi dahilinde. Yorumlar geliyor şu an, ben de görüyorum. Zaten Emrah Bey, ben sizi şey olarak düşünüyordum, jüri olarak düşünüyordum. Yani siz bir jüri, işte 5 kişilik bir jüri olsun diye düşünmüştük biz. Ama Emrah şu Bey'in an adı geçti. Yavuz Bey'in adı geçti. Yavuz Kolektör'ün. Bir prestij tane çizgi roman yayın evi sahibi olabilir. Editör olabilir. Hani bu tabii konuşulacak, herkesle anlaşılacak bir durum. Bunu biz el atmazsak, yani başkası da el atmazsa kimse el atmayacak. Bence bunu yavaştan hani biz başlatırız. Başka birisi tamamlamış olabilir. Yani ille biz yapalım diye bir durum yok bu konuda. Hani Onur yapsın ya da ben yapayım diye bir şey yok. Bu bir fikir olur. Buradan doğar. Daha iyi geliştirilir birisi. Başka bir sonuçta yani maksat henüz basılmamış ve oluşturulmuş karakterlerin basılı bir işinin olması. Yani onları insanlara tanıtacak, Yerli Yükseliyor'u destekleyecek bir şey yapmak, iş çıkartmak. Bu A kişisi olmuş, B kişisi olmuş fark etmez diye düşünüyorum ben. zaten A kişisi B kişisinden öte iş yapmak gerekiyor. Bence şu an sadece biz fikir alışverişi yapıyoruz arkadaşlar. Kimsenin adına bir karar verdiğimiz yok. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani öyle ya, benim karakterimi kullandın, benim adıma konuştun gibi bir şey lütfen olmasın. Biz şu an bir beyin fırtınası yapıyoruz. Tabii ki de hani ben bu işin içinde yokum diyen arkadaşa da saygımız sonsuz. Ben diyorum ki Kamil Bey, bence bir 5 kişilik bir jüri ekibi olur. İşte Emre Beyler, yani zahiri çizgi roman olarak işte kabul ederlerse, tabii ki işte kabul ederse Yavuz Bey, işte kabul ederse ne bileyim prestij çizgi roman,
Yani böyle bir 4-5 kişilik bir jüri ekibi okur yazılan hikayeyi. Ondan sonra çizer bulunur. Buyur devam et, ben de sonra söyleyeyim. Tamam, çizer buldu. Çizer bulunduktan sonra çizilir. Çünkü bazı ne bileyim yani ve Türkiye'de de bu işi ciddiye alınır. En azından bak adamlar kitabı yapmış derler. Çünkü yani sadece resim hiçbir şey olmaz diye Aynen, düşünüyorum. haber kanallarına bile gönderebiliriz yani, Türkiye'deki yerel çizgi roman yapımcıları ortak bir iş çıkartıp yaptılar diye. Benim de şöyle bir düşüncem var. Hani bir öykü belirleriz. Ana bir öyküyü yazarlara veririz. Kim o ana hikayeyi daha iyi yazarsa onun yazdığını işte çizer buluruz, çizere veririz diye düşündüm ben de. Çünkü şimdi herkes farklı farklı bir şey yazacak. Her yazan kendi karakterini ön plana çıkartmak isteyebilir. Yani daha objektif yazacak birisi lazım ya da yazarların daha objektif olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani atıyorum sen yazdın diyelim, Tanto'yu öne çıkartmak isteyeceksin. Ben yazdım diyelim, atsız önde olsun isteyeceğim. Bu böyle değil de herkesin ortak fikirde bir hikaye oluşturup o hikayeyi senaryolaştırmak konusunda bir yarışma düzenlenilebilir. Yani yarışma yapacaksak ya da herkes yazar hikayesini. Benim kafamda bir konu var. Hani senaryo yok ama bir konu var nasıl başlayacağı. Onu da sen söylemiştin. Hani bir karakter bütün karakterleri toplamaya başlasın diye. İşte herkes mesela bizim evrenin çizeri Alper Geçgel. O karakter bizim evrene gelip Alper Geçgel çizer. Kaninti'nin evrenindeki çizeri yardımcı olur. Ulular mesela eğer bu işin içinde olacaksa Ulular'ın kendi çizeri çizer. Edgar'ın zaten kendi yazarı çizeri aynı. İşte hepsinin kendi evreninde oluşturduğu, kendi çizerlerini yaptığı ama tek bir hikayenin oluşturacağı bir sayıyla devam edilir. Ondan sonra diğer sayılar tek bir çizerde devam eder diye düşündüm. Ama fikir aşamasında tabii bunlar. İlk önce böyle bir şey onay verdikten sonra biz insanlara fikrimizi söyleriz. Kafamızda olan projeyi söyleriz. Eğer onlar da onaylarsa onun üzerinden yürürüz diye düşündüm. Yani çok güzel fikir. Dediğim gibi yani burada iş tamamen şeye kalıyor. Şu an arkadaşlara kalıyor. Biz projeyi sunduk arkadaşlar. Dediğim gibi hani ben böyle bir şeyde varım derlerse yalnız bu hani biraz çoğunluk da olması gerekiyor diye düşünüyorum ben bu işte. Hani sadece senin ve benim karakterin ne olacak değil. Eğer çoğunluk olursa Ben ruhsuzu belki isterim mesela. ruhsuzluğu isterim de tabii yani Edgar'ı isteriz. Ya yani hepsini isteriz gelmek isteyenleri. Yani şey de düşünmeyin Ankara. arkadaşlar. İşte bunlar bu çağda nasıl buluşacaklar? İşte Tantor'un yaşadığı çağ başlar, kısasında Edgar'ın falan evrenler falan. Haklısın. Emrah Bey diyor biraz erken değil mi ekip işi diyor. Yani biz bir fikir sunuyoruz Emrah Bey. Yani Erken bu erken erken ama şimdi neyi bekleyeceğiz ki? Bak şey çıkalı, Karanlık Hisler en son ne zaman çıktı? Bizim sayının en son çıkan sayı ne zaman çıktı? yani olmuyor ki, bir bu yıl daha çıkacak. tıpkı Kitabın işte zaten çıkması en az bir sene diyeyim ben size. En az bir senesi var bu kitabın. Yani bak en iyi ihtimalle bir senesi var. Yani ona göre de hesabımızı yapalım. Yani çok iyimser bir rakamla bir senesi var bu işin. ya böyle Böyle bir hemen iş kalksan zaten ancak 10 sene sonra böyle bir işi başarırsın. O da işte. Ya kısasın en son sayısı ne zaman çıktı? Daha işte Mart'ın sonunda çıkacak. Kasım diyorduk. Aralığa atladık. Ocağa geçtik. Şubat derken Mart'ın sonunda buluyor. Ki kısas çıkalı bir yılı da geçmiş oldu. Daha 3 sayı çıkmış oldu. Karanlık İstila kısastan da önce çıktı mesela. Karanlık İstila'nın da daha 3 sayısı var. Tanto çıkalı ne kadar oldu? Daha ne kadar çıkması var? Yani insanlar Karanlık İstila'yı da unutuyor. Kısası da unutuyor, Tanto'yu da unutuyor. En azından aralara bu tür şeyler serpiştirip bu işi daha diri tutabiliriz. Yani bir adam çizmekle bak işte bu budur demekle olacak iş değil. Bu unutulacak çünkü bu karakterler zamanla. Yani tam bence erken değil, tam zamanı. Hatta geç bile kalındı böyle bir şey için. çünkü dediğiniz gibi Kamil Bey, hikaye yazılacak. Hikayenin yazılması en az 1,5 ay. Ondan sonra En az. onun seçilmesi 1 ay. Ondan sonra çizim aşaması zaten en az yani 6 ay. 14 6 ay mı? 6 Çok ay iyiyim. sürer. Çok Hayır, iyiyim sen. ilk sayı. Alper gibi birisiyle çalışırsak Alper Geçgel'le bir ay sonra da elimizi alırız der gibi. Ondan eminim. Yazım işlerim bittikten sonra. Beyin fırtınası oluyor. Tabii, Emrah Bey biz de konuşuyoruz şu an üzerine zaten. Hiç problem değil yani. Tabii ki de istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Biz de üzerine konuşuyoruz.
Emrah Bey'e de şeyi de söyleyeyim, ben kafamdaki fikri söyleyeyim. Bu karakter, yani atıyorum bir büyücü olabilir, bir göksel bir gücü olan bir karakter olabilir. Mesela Tanto'yu, Tanto'yu alıp işte göreve çağırmak için Tanto'nun evrenine gidecek. Orada zaten Tanto'yu bir nebze anlat, yani Tanto'yu şimdi biliyoruz ama kimden gidelim? Bilinmeyen hangisi var? Türkmen mesela, Türkmen karakteri var. Türkmen karakterinin her şeyini öğreneceğiz Türkmen'in yazarının. Hatta Türkmen'in yazarı bile yazabilir. Üzerinde editoryal çalışma yapılıp düzeltilebilir. Türkmen karakterini o şekilde tanıyacağız zaten. Bu da herhalde 8 sayfa, 9 sayfalık bir şey olmuş olacak. Her karakter için bir 10 sayfalık bir şey çizilmiş olsa, en azından karakterin belli bir noktadaki karakterini tanımış olacağız. Tabii ki bir orijin hikaye yazmaya kalksan 4 sayı bile yetmeyebilir karakter için ama kasap mesela, kasap da orijin hikaye bile yok diyelim. Selçuk Ören'in. Selçuk Ören'in değil mi? Yanlış söylemeyeyim de. Yani kasabın orijin hikayesi bile yok. Kasap direkt var olan bir karakter. Hani o yüzden bir başlamak lazım, bu Kanite olsun, Edgar zaten biliniyor da, işte Kanite var, Türkmen var, Kahraman Sokağı'ndan mesela bir karakter olabilir, Kahraman Sokağı'nın sahibinin istediği bir karakter olabilir. Yani çoğaltılabilir bu tür şeyler. Yani bizim böyle bir fikrimiz var. Bu da zaten hani bizim için nasıl diyeyim? Hiçbir beklentimiz yok bizim bundan. Ya Tabii da tabii. bize bir faydası olmayacak. Bizim tek istediğimiz, açıkçası benim çok istediğim şey, Türkmen'i görüyorum, Kaninti'yi görüyorum. Sadece görüyoruz ama. O kadar. En azından bir hikaye olsun. Kaninti'nin sahibi de desin ki benim işte karakterim çıktı desin. Türkmen'in sahibi karakterim çıktı desin. Onlara da bir motivasyon olsun diye düşünüyoruz. Ya abi mesela ben şeyle konuştum bu. Seninle konuştuktan sonra Barlas Tunga'yla konuştum. İrfan'la. Dava Abi açmasın, söylemeseydin. mahkeme sürecindeyim dedi. O yüzden kullandırmam karakterimizi. Tabii saygıyla karşıladık. Ne mahkeme süreci neymiş? Yani o gene arkadaşa anlamadığım şekilde insanlar hakaret ediyorlarmış da sana da hakaret ediyorlar mı abi dedi. Yok dedim ben. Öyle bir durumlar varmış. O kullandırmıyor ama yani belki ileride o da gelebilir. Sonuçta biz kullanmıyoruz kendi karakterini. Barlas Yanlış yaptım. yoksa bence direkt iptal edelim. Kapatıyorum ben şu an. Teşekkür ederim herkese. Şaka bir yana öyle yani arkadaşlar dediğim gibi fikirleri olanlar zaten bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubuna gelmek isteyen çizer arkadaşları varsa şu an yayında olan bana ya da Kamil Bey'e ulaşsınlar. Bak Biz onu mesela tutalım. Berat var. Berat bir şeyler söylemiş. İnsanlar yazıyor bak altta. O bayağı yaz. Evrika yalnız New Yorker Justice League gibi harika bir hikaye sahip olmalı. Şimdi Doğru. bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Haklısın. Şeyler yaptık da. O da. Haklısın ama şöyle bir şey var. Şimdi bak, yani bunu ben yazmayacağım. Bunu başka bir Kamil de yazmayacak. Belki Kamil hikayeyi seçecek, belki benim hikayemi seçecek. Sonuçta bir jüri seçeceğiz arkadaşlar. Biz kendi bir değil, bir jüri seçeceğiz. Bir jüri ekibi oluşturacağız kendi aramızda. Ben dediğim gibi Emrah Bey olsun çok isterim. Onun dışında işte Yavuz abi, Yavuz'un kolektör olsun çok isterim. İlhan abi olsun çok isterim. Hatta Ertan abi olsun da isterim. Bence Ne bileyim. olurlar gibi geliyor bana ama. Gerçekten bize destek olurlar. İşte burada iş artık çizgi roman çıkarmak isteyen arkadaşlara kaldı. Ben dediğim gibi arkadaşlar biz Kamil Bey'le böyle bir şey düşündük. İkimizin de aklına yattı. Sizlere sunduk projeyi. Bundan sonra artık iş sizde. Kabul ederseniz ya biz bu işte varız derseniz zaten bir WhatsApp grubumuz var. Orada iletişime geçeriz arkadaşlar. Ne yapacağımıza karar veririz. Devrim Kunter de mesela jüri olabilir, işin içinde olabilir. Efendi akıl hocası olabilir mesela. Şimdi Olabilir. ona geçiyordu. Yani yeter ki biz yapmak isteyelim arkadaşlar. Yeter ki iş yapalım. Çünkü Türkiye'de çizgi romanın durumu ortada. Maalesef. Yani biz bir şeyler yapalım diyoruz. Bir şeyler üretelim ki üzerine insanlar konuşsun. Şimdi Instagram'da sen çizimini yapıp da işte atıyorum ki bir karakter yarattın Süleyman diye. Süleyman'ı sadece çizimini yaparsan o Süleyman'ı hiç kimse bilmez. Sadece Instagram arkadaşlarım bilir. Ama kitabı olursa bir şekilde bir yerlere gelecektir. Bu arada Barlas Tunga geldi. Hoş geldi. Az evvel kulaklarını çınlattık arkadaşım. Bir o çizgi roman eğer siz de uygun görürseniz ben bu projede yer almayı çok isterim diyor. Ya Aynen arkadaşım öyle. Ya sağ ol bizi yani. uygun görmemiz değil. Herkes karakterini işte göndersin.
Nasıl göndersin diyorum. Mesela atıyorum ben de yazacağım. Onur da yazar büyük ihtimalle hikayeyi. Herkesten isteyeceğiz. Mesela Biyon katılmak mı istiyor? Biyon gelecek. Diyecek ki benim karakterim bu özelliklere sahip. Böyle bir karakter, böyle bir kişi diyecek. Onun üzerinden yazacağız. Sonra da Biyon'a göndereceğiz. Bak senin karakterinle ilgili böyle bir şey yazdık. Ne diyorsun diye. Şimdi herkes ya bilemiyorum. Şimdi herkes kendi karakteri en komik olsun, en güçlü olsun, en karizmatik olsun, en havalı olsun isteyebilir. Hani böyle bir çatışmalara da girebiliriz ama bu işlerde biliyorsunuz yazar neye karar verirse yani biliyorsun Batman'le Superman'i kaç kere dövüştürdüler. Genelde hep Batman kazanıyor. İmkanı yok Batman'in kazanmasını. Yani bazı şeyleri şey karar veriyor. İç savaşta olduğu gibi. Yani karakterleri zaten direkt çatapat kendi içinde kavga ettirmeyiz büyük ihtimalle ama dediğim gibi bir editoryal olarak da içinde bulunmamız gereken işler olacak. Yani şu an jüri için Emrah Bey siz var mısınız? Kaniti ben katılırım dedi. Emrah Bey herhalde Emrah Çıldır Bey. Yok. Bak bence kahraman sokağa geldi. Abi yeni girdim. Proje nedir demiş. Çizim yapılmamış. Yani baskısı çıkmamış çizgi roman karakterlerini tek bir çatı altında toplamayı düşünüyoruz. Mesela Kahraman Sokağı'nda Anka'yı da kullanabiliriz. Eğer izin verirsen Anka da çıkabilir. Bunu nasıl finanse ederiz? Bir de o var. Benim O, düşüncem onu 10 şu an olur. konuşmayalım. Onun Tamam. sonra konuşuyoruz. Şu an çünkü kim var kim yok bilmiyoruz. Kalmayalım. Evet, şimdi kim var kim Ediyoruz. yok bilmiyoruz. Buradan Barlas Tunga'ya soralım. İrfan Bey. Şey yani aslında biz birçok şeyi kafamızda topladık, bitirdik. Sadece sizin onayınız gerekiyor. Siz de onay verdikten sonra bir sunum yapabiliriz. Canlı yayında yine Onur'la konuşuruz. Bunu canlı yayında bir sunum yapabiliriz. Dediğimiz gibi hiçbir şey beklemiyoruz bizim yani hiçbir çıkarımız olmayacak. Bir konuştuk Onur'la bir 10 bin dolar gibi ben bir fikir ücreti alacağım. Onun dışında hiçbir şey almayacağım. Yapma konumundayım ciddi alıyorum. Şey diyorum şimdi arkadaşlar bize WhatsApp'tan ulaşın bir şekilde. Yani WhatsApp'tan işte beni tanıyorsunuz, Kamil Bey'i tanıyorsunuz. Buyurun gelin üzerine konuşalım. Şu an bu proje benim projem değil arkadaşlar. Onur Çetin projesi değil. Kamil Lofyalı'nın da projesi değil bu. Bu yaptığımız proje yani yaptığımız gerçekleştirmek istediğimiz proje yerli yükseliyor adına bir proje. Yani hiç kimse gelip de Onur abi egosunu yükseltti bir yerlere gelmeye çalıştı ya da Kamil abi kendine bir planı çıkartıyor gibi olaylara lütfen girmesin. Dediğim Çizerler de biraz ön plana çıksınlar. Bak çok çok bu konuda mağdur oluyoruz. Çizerleri de lütfen ön plana çıkıyoruz. ben diyorum arkadaşlar bu benim projem değil tekrar söylüyorum. Kamil Bey'in de projesi değil. Sizin projeniz değil herhalde. Değil. Bir jüri seçeceğiz diyorum. Ben Emrah tamam Emre Bey. Emrah Bey, Emrah Çıldır Beyleri öneriyorum jüri olarak. İlhan abi öneriyorum. Yavuz abi, Yavuz Kolektör öneriyorum. Bir de Ertan abi. Bilmiyorum aranızda başka Devrim abi projede jüri de olabilir. Katılabilir her türlü. Şey dedi diyelim hani bu bizim birden bir sabah uyanıp aklımıza gelen bir proje değil. Bir arkadaş söylemişti Turan ekibi kurulsa güzel olmaz mı demişti hatırlıyor musun? Yani Hatırlıyorum. herkesin o resmi gören herkesin aklına gelen bir şey. Yani bunu biz şu an bulmadık. Yani Hani mavrumuz hepimizin mavi projesi. kaldırmayalım. Bu bir herkesin ortak isteği aslında, ortak düşüncesi. Ama buna da birileri girmezse yani birileri bir yerden başlatmazsa hiçbir zaman da olmayacak bir şey. Bunu kabul etmek lazım. Hiçbir yayın evi çağırıp da hadi gelin hepinize bir çatıda toplayalım, bir çizgi roman çıkartalım demeyecek. Bunu biliyoruz. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Nasıl? Yani gazeteciler kralı bulmayacak bizi, doğru mudur? Aynen öyle. Nasıl hepsini tek başımıza, kendi gücümüzle, kendi bileğimizin hakkıyla yaptıysak bunu da yine birbirimize destek olarak birleşip yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bunu biz yapmazsak kimse yapmayacak.